Macaristan'ın Budapest şehrinden herkese selamlar arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Biraz gürültülü bir ortam var ama sesim geliyordur umarım. İşte Avrupa'nın birçok şehrinden geçen o meşhur Tuna Nehri Avrupa'nın birçok ülkesinden ve onları şehrinden böyle geçiyor ve ortadan ikiye bölüyor. Burayı da Budapest'te ile aynı şekilde ortadan ikiye bölüyor. Bugün çok laklak yapmayacağız böyle arkadaşlar. Budapest'teyim. Biraz gezmeye, yürüyüş yapmaya çıktım. Şehirden bazı şeyler göstereceğim size. Manzaralar, böyle sokakları. İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor buralarda. Onları göreceğiz. Burası Avrupa'nın sembol şehirlerinden birisi arkadaşlar. Macaristan Orta Avrupa'da bir ülke. Ben de şu anda buradayım. Çok güzel bir şehir. Çok eski ve tarihi dokusu olan bir şehir. Bugün buraya gezeceğiz. Şehri, sokakları göstereceğim. Yemek yiyeceğiz. Kahve içeceğiz her zaman olduğu gibi. Hadi başlayalım. 1426'dan 1526'ya kadar arkadaşlar, yani 100 yıl boyunca Osmanlı ve Macaristan İmparatorluğu arasında bir savaş vardı. Bu savaşın kesin galibi Osmanlı oluyor. Osmanlı şu an benim bulunduğum topraklarda, bu şehirde, bu ülkede tam 150 sene boyunca hüküm sürdü. Tabii ki şehirde birçok Türk izleri var. Yani Osmanlı eserleri var, Osmanlı mimarisi var. Ya biraz da Avrupa ile karışmış. Yani Macaristan, Avusturya İmparatorluğu da vardı burada. Dağılmadan önce tabii ki. Osmanlı'dan son ne oluyor bu? Yalnız Macarların Türk olduğuna dair bazı iddialar var arkadaşlar. Benim bazı videolarımda ya da paylaşımlarımda Macarların Türk olduğunu sizler de yazıyorsunuz. Macarlar Türk değil arkadaşlar. Macarlar Hun da değiller. Sadece bu bir iddia. Yani Orta Asya'ya ilk yerleştiklerinde bu Hun devleti. Hunlar, evet, Hunlar bir Türk devletiydi ve Türk olduklarını söyleyebiliriz ama Macarların Hunlarla bir akrabalığı olduğu söyleniyor. O yüzden yarı Türk sayılırlar deniliyor ama bu bir iddiaya dayanıyor. Yani bunun herhangi bir nesnel ispatı yok, kanıtı yok. Dolayısıyla bu bir iddia. Yani Macarlar Türk değiller. Yani bu Macaristan'ın İngilizcesi Hungary diye, bilmiyorum neden Hungary olduğunu da bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla, baktığım kadarıyla Hunlarla çok ciddi bir ilişkileri yok bunların. Zaten Hungary diye İngilizce'de Hungary, yani Türkiye'de Turkey diye geçiyor İngilizce'de. O da Hindi demek. Yani bunlar neden Hungary, biz neden Türkiye'yiz? Bunu bilmiyorum. Zaten Macaristan'ın kendi ismi Magyarország diye geçiyor burası arkadaşlar. Macarlar kendi ülkelerine, ben doğru telaffuz edemiyorum büyük ihtimalle ama Magyarország. Öyle bir şey yani. Öyle kendileri Hungary ya da Hun'la alakalı bir şey yok kendi söylemlerinde bu ülkeyle alakalı. Neyse yani. Neyse ne. Macarlar Türk değil. Bunu bilsek yeter yani. Macaristan'ın para birimi Avrupa ortak para birimi olan Euro değil arkadaşlar. Burada forint geçiyor. Forint diye bir para birimleri var bunların. 1 euro da düz hesap diyelim biz, 400 forint yapıyor. Burada 20 euro bozduracağım ben bugün. Her gittiğim şehirde yaptığım gibi 20 euro çok rahat bir şekilde yetiyor. Çoğu zaman para kalıyor bile yani. Zaten yaptığım şey birkaç bir şey içiyorum. Yemek yiyorum. Bir iki hediyelik bir şey alıyorum. 20 euro tutmuyor, yetmiyor bile yani. Fazla bile geliyor. O yüzden 20 euro bozduracağız. 400 forintten işte çarpı 20 yapacağız. Ne kadar yaparsa artık hesaplayalım. Ya da biraz alınca görürüz. Ama tam 400 değil. 396 forint. Resmi kur alış. Bunların alışı yani, 396 oluyor euroyu. Ucuz bir ülke, ucuz bir şehir. Çok da ucuz değil ama, yani en ucuzu değil ama ucuz. Çünkü yani Sırbistan falan buradan daha ucuz. Avrupa Birliği değil ama gerçi orası. Polonya yine buradan daha ucuz. Ama burası da idare eder arkadaşlar. Ya para birimi euro olmayan ülkeler Avrupa'da genelde bizim için daha hesaplı oluyor, daha uygun oluyor. Euro alış 386, satış 410 olmuş. Burada bozduralım. 396 normalde 10 forint komisyon alıyorlarmış. Normal oldu. 20 euro bozuldum arkadaşlar. Bu kadar para verdi. 5000 forint artı 2000, bir de 5000. Yani 7720 verdi. Bir de bozukluklar var. İşte Macaristan'ın para birimi bu. Parası bu yani. Böyle bir meydana geldim abi şimdi. Şuradan kahve alacağız. Şurada oturup kahvemizi içelim. Sonra devam ederiz yürümeye. Evet arkadaşlar, kahvemizi aldık. Bir tane Ice Americano aldım. Buna 2,5-3 euro civarında bir para ödedik yani. Tabii Türkiye'ye göre pahalı. Türk lirasına çevirirseniz eğer pahalı oluyor ve diğer bazı ülkelere göre de pahalı. Mesela Polonya'ya göre pahalı burası. Zaten söylemiştim yani.
direkt Starbucks fiyatlarından bile karşılaştırma yapabiliyorsunuz böyle gittiğiniz yerlerde. Ben de genelde öyle yapıyorum zaten. İsmimi söyledim, Mert dedim, bakalım ne yazmışlar. Bittiği zaman göreceğiz şimdi. Siyah yazmışlar çünkü kahvede siyah görünmüyor. Büyük ihtimalle Matt yazdılar yine. Evet, yine her zaman olduğu gibi Matt yazmışlar. Amerikalı falan sanıyorlar ben herhalde. Burada oturuyorum şimdi arkadaşlar. Birazdan yemek yemeye gideceğiz. Burada böyle bir dönme dolap yapmışlar arkadaşlar. Bayağı yüksek. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor ama. Buradan böyle bütün şehir manzarasını görebiliyorsunuz tabii en üste çıktığınızda. Deneyebilir miyiz bilmiyorum. Bir bakalım mı? Bakalım hadi. Böyle bir şey. Yani yukarıdan şehri görüp elimize bir şey geçeceğini ben düşünmüyorum. O yüzden devam edeceğiz. Gerek yok bence ya. 15-20 dakika boşa geçecek yani. Yürüyelim daha iyi. Ama fiyatlarına bakalım. Belki geldiği zaman bunu yapmak isteyenler olabilir. 4500 yazıyor ama arkadaşlar 600 de yazıyor. Bilmiyorum hangisi hangisi. Bakmanız lazım yani. 4500 Macar fringi ne kadar yapıyor? İşte 401 euro olduğuna göre 4000 desen 10 euro falan yapıyor yani. Pahalı sayılmaz burası için ama bence anlamsız bir şey. Arkadaşlar bugün tarihi yerleri gezmiyorum. Burası Fashion Street diye geçiyor yani moda sokağı diye. Çok ünlü restoranlar var burada. İtalyan restoranları var özellikle benim gördüğüm. Yine sokağın başında bir kahve dükkanı var Starbucks'ın. Ve bazı ünlü kozmetik markalarının mağazaları var. Şurada Benetton var. Yanında bir İtalyan markası daha var. Genelde İtalyan restoranları ve İtalyan moda markaları var bu sokakta. Yani pahalı. Bakın söylediğim gibi Tommy, Hugo, Zara, Osho gibi mağazalar var burada arkadaşlar. Bu tür mağazalar yani önemli mağazalardır bu firmalar için. Mesela örnek veriyorum, Hugo bir ürün çıkardığında bütün Avrupa pazarına bu ürünü göndermez. Bütün mağazalarına satışa sunmaz. İlk önce bu mağazalarda yani VIP mağazalarda ürünler satışa çıkar. Sonra artık alan alır. Bir süre sonra diğer mağazalarda ya da internetlere satışa çıkar. O yüzden buralar bu firmaların konsept mağazalarıdır. Yani pahalı mağazalarıdır. Alışveriş manyağı olan varsa aranızda bu sokak uygun. Tabii aynı zamanda zengin olması lazım o kişinin. Şimdi şuradan bir ayakkabı aldım arkadaşlar. Ayakkabı mağazası gördüm. Girdim içeri, fiyatlar çok uygundu. Türkiye'ye göre yani bilinen bir marka, Türkiye'ye göre çok daha iyi bir parayı aldım. Tabii burada ithalat vergileri vesaire daha düşük olduğu için daha ucuza geliyor. Yaklaşık %20-25 kadar daha ucuz aldım yani onu. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bir tane kola ve dürüm aldım. Antalya kebaptayım. Macaristan'da, Budapeşte de işletmecileri Türk. Biraz İngilizce konuştuk ama Türkçe biliyor musun dedim sonra. Aa abi dedi, selam dedi, hoş geldin falan. Arkadaş Türkmüş. Yabancı gibi görünüyordu ama. Burası 3,5 euro civarında arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz ve gezmeye devam edeceğiz. Misafirimiz var. Saçlarına jöle mi sürmüş? Ne yapmış lan bu? Şimdi arkadaşlar burası Tuna Nehri. Söylemiştik, Tuna Nehri'nin üzerinde birçok köprü var Budapeşte de. Bu da onlardan bir tanesi. Yani bu bir kılavuz video değil. Yani ben spontane dolaşıyorum şu anda. Sokakların içerisinde nereye gittiğimi bilmeden geziyorum. Gördüklerimi çekiyorum size. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın hemen orada bir tane köprü var karşıda. Bu tarafa dönüyorsunuz. Yine orada benim görebildiğim kadarıyla iki tane köprü var. Bu şekilde yürüyebiliyorsunuz da bu köprülerin üzerinden. Hemen aşağı Tuna Nehri kalıyor. Şurada da bazı iskeleler var. Kafe, restoran tarzı yerler var. Burada bir sahil yolu var aşağıda. İşte Budapeşte böyle. Çok güzel bir şehir. Tarihi dokusu olan bir şehir. Ben uzun zamandır burayı gezmek istiyordum ama bir türlü denk getiremiyorduk. Bu kez denk getirdik. Geziyoruz arkadaşlar, dolaşıyoruz yani biz de. Kahve içtik, yemek yedik. Ayakkabı aldım bir tane. Şu ana kadar yaptıklarım bunlardı. Onun haricinde de yürüyüş yapıyorum, dolaşıyorum işte yani. Fazla bir şey yaptığımız yok. Tarihi yerler var. Çok araştırma yapmadım ama bir tane bazilika var. Osmanlı'dan kalan eserler var.
Onları gezmeyeceğim, onları görmeyeceğim şimdi. Sadece şehri gezmek istiyorum şu anda. Yani bu turistik bir gezi yapmıyorum burada. Dolaşıyorum sadece, yürüyüş yapıyorum. Arkadaşlar bütün Budapeşte'yi bir günde yürüyerek gezmek mümkün değil. Burası diğer gittiğim Avrupa şehirleri gibi küçük bir şehir değil. Burada bir tramvay hattı var mesela. Şimdi bu tramvaya biniyorsunuz. Tramvay bütün sahil boyunca sağlı sollu, hem karşıda da var aynı hattan. Mesela buranın en başından binip en sonunda inebilirsiniz. Karşıya geçip diğer tramvaya binip bu şekilde sonuna kadar gidebilirsiniz. Ve zaten birçok tarihi turistik yerler de sahil tarafında kalıyor. Yani nehrin kenarında kalıyor. Zaten o tramvaya da turist tramvayı diyorlar arkadaşlar. Turist treni diyorlarmış buna. Ona binerek de gezebilirsiniz ama benim en çok tercih ettiğim yürümek oluyor biliyorsunuz böyle şehirlerde. O yüzden yürümeye devam edeceğim şimdi. Mesela Budapeşte'nin gece hayatının iyi olduğunu biliyorum arkadaşlar. Renkli bir gece hayatı olduğunu biliyorum. Burası da mesela bir taverna. Yunan restoranı. Geceleri de bir taverneye dönüşüyor. İşte bahsettiğim tramvay da bu. Şehrin her yerinde bunlardan var. Bak şimdi. Böyle su püskürtüyor. Yani bunu kafe için yapmışlar ama normalde insanların yürüdüğü yollarda da var. Tüneller var böyle. Oo, hakikaten serinletiyor ama. İçinden geçiyorsunuz böyle serinletiyor sizi. Osmanlı'nın bu topraklarda 150 sene hüküm sürdüğü inanılmaz değil mi ya? Hani diyorlar ya Viyana'nın kapılarına kadar dayandık diye. Viyana'nın kapısı burası arkadaşlar işte. Buradan sonra Avusturya Viyana var. Osmanlı'nın yani Türklerin, atalarımızın fethedip hüküm sürdüğü batıdaki son topraklar burası. Buradan ilerisi yok artık. Yani Viyana'ya kadar dayanmışız ama Avusturya'ya, Viyana'ya girememişiz. O kapıda burası oluyor. Burada yine asma bir köprü var. Tuna Nehri'nin üzerinde karşıya geçmek için. Ben buraya otobüsle geldim arkadaşlar. Karşıdan geldim. Bu köprünün üzerinden geçti otobüs. Şehir içi toplu ulaşım 1 euro burada bilet. Otobüsten direkt alabiliyorsunuz ama şeyle veriyor. Yani euro ödediğiniz zaman çoğu zaman kabul etmiyorlar. Üzerinizde forint bulunması lazım. 400 forint verdiğinizde bir bilet alıyorsunuz. Forint mi? Forint mi artık neyse o yani. Macar parası. Hemen oradan bu sokağa döndüm. Yani her sokağında neredeyse böyle tarihi yapılar, binalar, bir kültür görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şehir. Sokak sokak gezerek bitiremezsiniz burayı yani. Yani bir hafta 10 gün falan burada kalmak isterdim. Yapılacak bir şey mutlaka bulursunuz her gün. Şöyle devam edelim bakalım yürümeye. Burası Vasi Utka Caddesi arkadaşlar. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Yani aşağı yukarı her şehirde olan böyle ünlü caddeler var ya. Onlardan bir tanesi işte İstiklal'si gibi düşünebiliriz burayı. Şimdi burada yürüyeceğim bakalım sonuna kadar ne var ne yok göreceğiz. Bugün bayağı yürüdüm arkadaşlar ya. İşte size bahsettiğim serinleme tünellerinden bir tanesi. Dalıyorum içine. İyiydi. Burada da arkadaşlar yine turistler için hediyelik eşya vesaire falan filan. Şurada küçük küçük kiosklar, büfeler, bakkallar, dükkanlar var. Oradan böyle hediyelik falan bir şeyler alabiliyorsunuz. Bu tarafta da insanlar eğleniyorlar. Küçük publar var. Oturmuşlar böyle. Güzel, keyifli bir şehir. Ve Budapeşte'den bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.